Sports TV kadın ekranlarından herkese merhabalar. Yeni bir Olimpik Anneler programında tekrar beraberiz. Stüdyomda konuğum yine çok güzel bir Olimpik annem var. Benim de uzun yıllardır aynı odayı, aynı sahaları paylaştığım güzel arkadaşım Esra Köksalan'la beraberiz. Bugünkü konuğum o. Bugün ondan ve güzel kızı Zeynep'ten bahsedeceğiz. Hoş geldin Esra'cığım. Hoş bulduk. İlk başta istersen seni tanıyarak başlayalım. Sonra zaten Zeynep hakkında bol bol konuşacağız. Tamam. Zaten az çok beni tanıyorsun. Ben 12 yaşında voleybola başladım. Ve o yıldan beri tabii ara ara Zeynep'i sonuçta doğumum oldu. Onda bir ara verdim. Ama toplam neredeyse 25 yıldır bu işin içindeyim. Voleybol oynuyorum. Ama şu anda da hala oynuyorum. İBB'de. Spor yaptığım için de zaten ya yani voleybol aşığı bir insanım. Yani hala da bırakamıyorum. Kaç yaşına geldim? Hala gençsin. Bırakmayı yaşımızı da pek söylemeyelim şimdi. Voleybolda pek bırakmayı düşünmüyorum. Yani birkaç sene daha oynamak istiyorum tabii ki. Öyle. Peki bir şey soracağım. Voleybolla senin tanışma hikayen nasıl oldu? Ailen mi destekledi yoksa sen mi okulda başladın? Nasıl bir hikayesi vardı? İlk başta tabii okullarda herkes de olduğu gibi okulda başladım ama orada pek oynamadım tabii ki yani o pek sayılmaz. Ama onun dışında daha çok ailem destekledi. İlk önce yüzmeye gittim. Ondan sonra Enka'da yüzmeye gittim. Sonra orada hatta abim stopu oynuyordu orada. Onların maçlarına gidiyordum. Sonra yüzmeye gittikten sonra ben ailem dedi ki annem babam ya o zamanlar hiç yemek yemiyordum ben. Çok zayıftım. Ve artık hani yemiyorum diye yani çünkü çok yorucuydu antrenmanlar. Bıraktırdılar bana ve voleybola başladım. Enka'ya gittim. Ondan sonra Enka'da hatta Vladimir Kozlov vardı. O beni yetiştirdi. Rus antrenör. Rus disipliniyle büyüdün evet, aslında. Aslında öyle yani ama gerçekten. Ama Zeynep de herhalde bu Rus disiplinini uygulamamışsınız diye düşünüyorum. Yok o kadar uygulayam. Şimdiki jenerasyona pek uygulayamıyorsun aslında yani izin vermiyorlar. Ama biz öyle yetiştik gerçekten ve orada zaten çok uzun yıllar oynadım. Çok da iyi dereceler aldım zaten bütün yani. Bütün hayatında aslında sporla hep geçti. Hep spor, hep spor. Peki ben biliyorum ama izleyenler bilmiyorlar tabii ki. Çok genç yaşta anne oldun. Evet. İçimizde yani bizim jenerasyonun ilk annesi sensin aslında. Evet. Zeynep'le birlikte büyüdünüz. Biraz Zeynep'in doğumundan bahsedelim mi? Zeynep'in hayatına girişiyle senin hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Çünkü aktif spor yapan bir insanın hayatında bebek ve bir çocuğuyla birlikte büyümek hele hele 20'li yaşlarının başında çok da değişik bir süreç olsa gerek. Evet. Yani çok genç anne oldum. Bundan dolayı çok mutluyum. Çünkü kızımla beraber zaten büyüdüm aslında. Beraber büyüdük. Ve şu anda zaten kafa yapılarımız da yani tabii şimdiki jenerasyon çok farklı ama yine de çok eğleniyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Ona ayak uydurabiliyorum biraz da olsun ama tabii ondan önce ben çok istedim çocuk yapmayı. Ve voleybola ne kadar aşık olmama rağmen yine de bir çocuğum olsun genç yaşta ama sonradan tekrardan da voleybola geri dönebilirim düşünerek hareket ettim. Ve Zeynep doğdu. Ondan sonra babası da tenisçiydi zaten. Hı hı. Tanıyorsun. Ve ondan sonra ilk daha ayaklarını yere basar basmaz zaten raket. Yani hı hı. Ya, aynı boydaydılar hatta raketle. Ve zaten tenise başladı. Hı hı hı. Yani 2-2,5 yaşında oynamaya başlayıp ondan sonra böyle devam etti. Peki bir şey soracağım. Zeynep'in gelişimiyle alakalı konuşmadan önce. Yani sen Zeynep'le aynı evi paylaşmaya başladığında hayatında artık çocuğun olduktan sonra eski yaşamına devam edebildin mi? Yoksa hani çok büyük değişimler, çok büyük fedakarlıklar yaptın mı? Yani eski, yani zaten ben o ara voleybol oynamadım. Tamamen bıraktım. Çünkü ben kesinlikle hani bir bakıcı ya da bir anne, anneanneye, babaanneye hani tabii ki onlar da yardımcı olduğu dönem dönem ama hep hani ben bakmak istedim. O dönemde de yanında olmak istedim. O yüzden 1,5-2 yıl kadar da hani voleybolu bıraktım, ara verdim. Çünkü hani hep her anını görmek istedim. Onu görmek müthiş bir şey zaten. Yani her anneye de bunu tavsiye ediyorum yani. Ondan sonra da zaten kendim voleybola tekrardan başladım.
işten başladın. Zeynep de seninle beraber. Zeynep de sahalara geldi. Sahalara geldi. Evet. Yani yine ben izlemeyenler bilmeyecektir. Onları açıklamak için söylüyorum. Zeynep sporcu bir aileden geliyor. Babası hepimizin tanıdığı. Şu anda Çağla Büyükakçay'ın antrenörlüğünü yapıyor Caniner. Annesi de benim 20 yıldır aynı sahalarda top oynadığım Esra. O yüzden hani Zeynep'in başka bir şey yapma şansı ya da başka bir yerde büyüme şansı zaten yoktu. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani tamam evet genetik olarak böyle bir şeyi var. Hatta şöyle bir genetiği var. Ben çok sıçrardım biliyorsun. O da şu anda bir sıçraması var ve kol tekniği falan hemen hemen benim küçüklüğüme benziyor. Yani bu da enteresan ve teniste de babasına benziyor. Aa. Yani çok ilginç bir yeteneği var Zeynep'in. Ve o da çok seviyor yani tenisi hani sonradan voleybola başlayayım istedi. Ama şimdi başta, voleybolda. Başta tenisle başladı değil mi serüven? Evet tabii. Peki bu yine babasının yönlendirmesi mi kendi seçimi mi yoksa sen mi destekledin? Yani, nasıl oldu bu geçiş? Hem babası hem ben tenis ilk önce oynasın istedik. Ondan önce, bir de onunla beraber de baleye gidiyordu. Bale de yaptı. Çünkü aslında biz de öyle yani ben de mesela voleyboldan önce ilk önce yüzme yaptım. Hani genelde aslında ne istiyorsan hep öncesinde ya jimnastik ya yüzme aslında vücudun o temel gelişmesi branşı için veriyoruz. Evet yani olması lazım esneklik açısından biraz da. Hani Zeynep de baleye gitti. Onu çok sevemedi çünkü çok durağan yani biz, Zeynep çok hareketli. O yüzden hani hep bir topladı, haşır neşir olduğu için hani daha hareketli olduğu için onu sevdi. Ve tenise başlattık. İkimiz, ben de istiyordum. Kaç yaşındaydı? 2,5 yaşlarında falandı. Gerçekten tabii, tabii. Mi? Yani ayağını yere bastığı andan itibaren vuruyordu yani gerçekten de vuruyordu. Hani fileyi geçiremiyordu ama fileye doğru vurup sonra hırs yapıp 3 yaşına doğru da fileyi de geçirmeye başladı yani. Çok antrenman yaptı çünkü. Babası da zaten o ara hani hep oynadığı için de onunla çok oynuyordu, vakit geçiriyordu. Ve öyle ondan sonra da bayağı uzun yıllar oynadı. Peki bu 2,5 yaşında çocuğun gelişimi için çok da önemli bir dönem aslında. Onun ileriye koordinasyon, dönük tabii. Evet, koordinasyon, kas yapısı, hatta beslenmesi, düzeniyle alakalı ne gibi olumlu şeyler gördün bu tenisle alakalı Zeynep'in hayatında? Kas gelişimi için zaten çocuk için çok iyi koordinasyon, yani denge yürürken bile yani yani çok güçlü bir çocuktu Zeynep yani. Anne sütü de çok iyi aldı. O yüzden de gerçekten güçlüydü yani kasları, hareketleri çok farklıydı. Mesela koşması bile çok değişikti. Yani şey olmadı büyük ihtimalle hani anneler böyle çocuklar yeni yeni yürümeye koşmaya başladığında eyvah düşecek. Değil, evet. Kendini tutamıyor. Hiç öyle olmadım. Sağını solunu çok fazla hani dengesini bulamıyor ya sanırım Zeynep de öyle sorunlar yaşadı. Evet yaşamadık yani kaç çok fazla. Kaç yaşına kadar tenis devam etti? 9 yaşına kadar falan oynadı. Şu anda 12 yaşında. İşte 2 senedir de şey yapıyor. Hani okulda voleybol oynuyor. Şimdi eğer daha da çok severse, daha da çok konsantre olursa bu işe hani kulübe şey yapmak istiyoruz aslında. Geçiş yapmak çünkü evet. İstiyoruz. 12 yaşında yani artık yani çok yavaş da geçmemesi yavaş lazım. Yavaş yavaş da tabii. Evet zamanı geliyor. Peki voleybola geçiş süreci acaba birazcık da anneyi örnek alıp rol model olarak görmesinden mi kaynaklandı sence? Çünkü hani evet babadan tenis geldi, evet. Anneden de voleybol geldi. Birazcık daha yaşı ilerledikçe senin gibi mi olmak istiyor ne dersin? Yani aslında şöyle daha çok ben konuşuyorum Zeynep'le şöyle. Yani tenis psikolojisi zor bir spor aslında. Ferdi bir spor olduğu için aslında zor. Bunu herkes kaldıramaz. Yani takım oyunu daha arkadaşlık hani bir paylaşım tabii. Var. Yani daha farklı ve Zeynep'in arkadaşlığı yani sevgisi çok fazla. Arkadaşlarını çok seviyor ve hep bir arkadaş ortamı istiyor. O yüzden takım sporu evet, sence yani, daha uygun. Evet ben öyle düşündüm ve öyle istedim. Ona da bunu anlattım. Ve takım sporu da daha güzel paylaşımlar var. Hani deplasmanları olsun, işte maçlara gidiyoruz, eğleniyoruz hep birlikte. Tabii ki çok ayrı karakterler herkes ama bir şekilde bir ortada buluşuyorsun yani. O doğru. Onu yaşamasını çok istedim. O da zaten okul takımında başladı. Böyle bir de beni izlemesi, etmesi. Yani hepsi bu. Peki senin Zeynep'i izlemen ya da onun seni izlemesi ikinize ne gibi duygular yaratıyor? Çünkü anneler çocuklarını seyrettikleri zaman çok duygulanıyorlar, gurur duyuyorlar. Aa,
aman yere düştüğünde bir yere acıyacak mı diye evet. herhalde kaygılanıyorlardır tabii, diye tabii. düşünüyorum. Ama Zeynep de seni aynı şekilde izleme şansı yakaladı. Bu nasıl bir evet. durum? Daha hatta geçenlerde geldi maçıma. Arkadaşlarıyla geldi. Çok da güzel tezahürat yaptılar. Benim de o çok hoşuma gitti. Yani devamlı bağırdılar. Destek devam. Evet, o beni mesela çok güçlendirdi. Yani orada oynarken benim çok hoşuma gitti. Benim yanımda bir destek yani. Ve kızım bu. Hı-hı. En güzel şey. Ya bir paylaşım orada bir, acayip paylaşıyorsun. O atmosferi paylaşıyorsun. Ya bu çok güzel bir şey bence. Peki birazcık da hani soruyu açmak gerekirse sence sporun sizin anne ve kız ilişkinize nasıl bir katkısı oldu? Aynı yani yazın mesela beach voley oynuyoruz hı-hı. beraber. Benim ne yaşadığımı az da olsa anlayabiliyor bir kere o var. Yani oturup konuşabiliyoruz hatta şu anda pozisyonları hani tam bilmediği için ona ben anlatıyorum. İşte öyle olacak, böyle olacak. İşte 4 numara şurada, 2 numara burada falan böyle. Ya güzel paylaşımlar oluyor. Geliyor maçını anlatıyor bana. İşte öyle oldu, hocam bunu dedi, işte smacı vurdum ama blok yedim falan. Yani ondan sonra ben anlatıyorum. Ben de hani sonuçta blok hı-hı. yedim. Yani bu hep güzel paylaşımlar oluyor. En güzel de yazın oluyor. Mesela okul bitiyor. Ondan sonra biz başlıyoruz, beach voley oynuyoruz. Her yerde zaten hani denize gittiğimizde mutlaka bir top götürülüyor %100. Ve beraber oynuyoruz karşılıklı. Her bulduğu ortamda zaten kesin bana söylüyor yani. Hemen gel bana smaç vur, ben de defans yapayım. Yani aslında çok güzel bir şey. Bir, evet. Senin arkadaşa ihtiyacın evet. yok. Onun da başka bir arkadaşa ihtiyacı yok aslında. Siz birbirinizin en iyi arkadaşları ve dostlarısınız. Evet. Bunun bence senin erken yaşta Zeynep'le buluşmanın da çok büyük etkisi var. O dönem çünkü evet. biz çok cesur ve çok çılgın bir karar olduğunu düşünmüştük ama şu an evet. baktığım zaman çok da kıskanıyoruz aslında o kadar genç anne olduğum ve böyle güzel bir kızın olduğu için. Evet, evet. O zaman sana bir sürprizimiz var. Zeynep bize bir video yollamış. İstersen o videoyu seyredelim ondan sonra tamam. devam edelim. Tamam. Zeynep'in videosu. Merhaba, benim adım Zeynep. Ben buradan Olimpik Anneler programına çok selam söylüyorum. Ben ve arkadaşım Terakki'de voleybol oynuyoruz. Benim adım da Ebru. Biz birazdan maça çıkacağız. O yüzden çok heyecanlıyız. Zeynep'ten bize sürpriz var. Biz de onu buradan öpüyoruz. Umarım maçı da kazanmışlardır. Evet. Kazandılar. Yani bütün maçları kazanıyorlar. Süper. O da aynı heyecanı paylaşıyor. Aslında Zeynep'i de konuk edecektik biz ama onun evet. yoğun maç trafiğinden dolayı sevgili izleyiciler Zeynep'i konuk edemedik. İleriki programlarda onunla da sohbet etmek istiyoruz. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. İkiniz de sporcuydunuz. Anne ve baba da sporcuydu. Sporun ne kadar zor olduğunu, sporla büyümenin eğitime ne kadar olumlu ve aynı anda olumsuz etkileri olduğunda günümüz Türkiye'sinde hepimiz biliyoruz. Siz hiç engellemeye çalışmadınız mı Zeynep'i? Yani Zeynep'ciğim gerek yok, oku, daha başka şeylere yönlendirelim seni diye tavsiyelerde bulundunuz mu? Yani aslında tabii sonuçta ben zaten içeriğini çok iyi bildiğim için hakikaten okulla tabii ki spor zor gidiyor ama çok da bunu başaran insanlar var yani. O çok büyük başarı zaten. Ama ben spor yapmasını her zaman çok istedim. Yani kesinlikle bir sporcu olması lazım. O disiplini almasını istiyorum. O paylaşımı alsın istiyorum. Ama aynı zamanda da tabii ki okusun da. Yani bunu da devamlı belirtiyorum. Yani üniversite oku, hani bir şekilde oku. Yani bunu bitirmen gerekiyor. Tabii şu anda biraz zorlanıyor. Yani ki nasıl dersler? Var. Fena değil. Ya çünkü Zeynep çok hareketli, yerinde duramayan bir çocuk ve devamlı da spor olsun, arkadaşları olsun, eğlence olsun, oyun olsun hep öyle istiyor. Hani ona kalsa hiç okul olmasın ya. Ama aslında bu spor disipline de ediyor. Evet evet tabii ediyor. Yani hani ders çalışması gereken saatler belli. Sorumluluk duygusunu biraz, arttırıyor evet. diyebiliriz. Evet. Peki beslenmesini inceleyecek olursak diyelim. Zeynep'im, onu fazla incelemeyelim. İncelemeyelim mi? Yani sporla alakalı böyle düzenli bir beslenme düzeni, işte abur cubur tüketimi siz nasıl dengeliyorsunuz onu? Çünkü yani anne de bilinçli, baba da bilinçli baktığın zaman. Evet yani biz söylüyoruz. Özellikle ben çok kafasını etini yiyorum. Ve bu konuda benimle çok tartışıyor.
abur cuburunu olabildiğince frenlemeye çalışıyorum. O da dinlemeye çalışıyor. Bazı zaman dinleyemiyor. Ama elimden geldiğince sağlıklı beslenmesini istiyorum. Yani öyle de yönlendiriyoruz. Birazcık da aslında yaş geçtikçe bunu da anlayacak. Aynen, evet. Çünkü şu an tam... Şu an çocuk. Evet, çocuk ve ergenlik dönemine de yavaş yavaş giriyor. Sence bu sporun onun bu ergenlik döneminde ne gibi olumlu etkileri olacak? Ne düşünüyorsun? Çünkü biz de yaşadık aynı şeyleri. Yani ergenlik... O kaprisleri, o, sorunları herhalde daha kolay yaşayacaksınız gibi geliyor. Hem sen de... Şu anda yaşıyoruz zaten. Yavaş yavaş başladık tabii mı? Tabii. Yani biz başladık zaten. Ve ilk başta çok sağlam bir giriş yapıldı zaten. Bayağı bir zorlandık. Şu anda biraz daha ara ara bir kaprisleri var. Ama o zaten herkeste olan şeyler ve her çocuk da yaşıyor bunu. Biz de yaşadık. Yani şimdikilerin tabii ergenlik... açılımı çok farklı. Bizim yaşadıklarımız çok farklı. Doğru. Sporun da inşallah bunun etkisi olacak yani. Bence olur. Bence de olmalı zaten. Evet. Şimdi de videoyu seyrettik ama diğer olimpik annelerle de bizim yaptığımız röportajlar var. OVTR'mizi de seyredelim. Ondan sonra ben birazcık daha sırları alacağım içeriden Zeynep'le alakalı. Bir VTR'miz var, onu izleyelim, sonra döneceğiz. Canım, Can Efe ile birlikte hangi spor branşlarını gerçekleştiriyorsunuz şu anda? Can Efe ile birlikte evde mini bir spor akademisi kurduk biz de. Basket oynuyoruz, basketbol potalarımız var. Futbol zaten hiç söylemiyorum, her erkek çocuğunun olduğu gibi. Onun sayesinde ben de bir anne, bir bayan olarak futbolla artık oldukça ilgiliyim. Bütün futbolcuları biliyorum, takımları sayabiliyorum, maçları takip edebiliyorum. Hatta Pasolik bile, kartı bile çıkarttık bu sene onunla beraber. Pimpon oynuyoruz, yemek masasının üstüne küçük bir filemiz var orada. Pimpon oynuyoruz. Devam ediyor aktiviteler. Can Efe sayesinde ben de sürekli sporla iç içeyim. Can Efe'de sporla birlikte gözlemlediğiniz gelişimler nelerdir? Can Efe sporla beraber sorumluluk almayı öğrendi. Paylaşmasına çok katkısı bulundu. Çünkü bir takımın parçası olmayı öğrendi. Hala da öğrenmeye devam ediyor bence. Egosunu törpülemesine yardımcı oluyor. Çünkü tek çocuk Can Efe. Dolayısıyla benciliğe alışkın. Her şeyin onun kontrolünde olmasına alışkın. Ama takım sporları sayesinde bir parça olmayı da öğreniyor. Bu tabii ki okul hayatına da pozitif bir yansıma yapıyor. Bence çok faydası oldu. Hani fiziksel gelişiminin yanı sıra aynı zamanda psikolojik davranış biçimi olarak da Can Efe'yi ciddi anlamda desteklediğini düşünüyorum. Burcu'nun bir olimpik anne olarak birçok annemize de buradan örnek alıyorsunuz. Bu konuda da sizleri tebrik ediyoruz. Neler söylemek istersiniz çocuklarımızın sporla gelişimini desteklememiz, daha da fazla spora yönlendirmemiz için? Biz jimnastikle başladık. Hiç mevzunun buralara kadar geleceğini öngörememiştik. Aksine onun bir yeteneğinin olduğunu bile farkında değildik. Bir ilgisinin bu kadar konsantre olabileceğinin de farkında değildik. Jimnastikle bunu keşfettik. Hocalarımızın desteğiyle bunu keşfettik. Bunun akabinde basketbol geldi. Takım geldi. Çok mutluyuz. Çocuğumuzun hem gerçekten bir yeteneği olduğu için gurur duyuyoruz. Vaktini elektronik aletler yerine sporla geçirmesinden dolayı ona daha pozitif bir katkısının olduğunu düşünüyoruz. Herkesin de inşallah doğru bir yönlendirmeyle doğru yerleri bulmasını diliyorum ben kendi şahsım adına. İki çocuk annesiyim. Büyük oğlum 7 yaşında, küçük oğlum 5 yaşında. Aynı zamanda Mudo'nun CEO'suyum. Çocuklarınız hangi spor branşlarıyla ilgileniyor? Çocuklarımız küçüklüğünden beri birkaç dalı denettik. Şu anda aktif yaptıkları olarak söyleyebileceğim. Büyük oğlum basketbol oynuyor hafta sonları, küçük oğlum da jimnastiğe gidiyor. Sporla gelişimini destekliyorsunuz. Bu konuda izleyenlerimize ne gibi önerilerde bulunursunuz bir olimpik anne olarak? Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Onların hayatları
hayatları çok daha iyi gelişiyor. Ne kadar çok spor yaparlarsa çocukları için iyi yönetildiğine inandıkları spor hocaları bulmalarını, hatta bir iki tane denediklerinde çok içlere sinmezlerse bulana kadar pes etmemelerini tavsiye ediyoruz. Bizim değiştirdiğimiz birkaç tane kulüp ve aktivite vardı. Sonunda miniciğimi bulup rahatladık ki hani özel ilgi isteyen bir çocuğum var. Sonuçta Barış Güner 3 senelik tip 1 diyabet. O bizim için çok kıymetli ve çocuğunuzu ölçümün yapılamayacağı, onun hassas bir şekilde yönetilemeyeceği düşündüğünüz hiçbir yere vermezsiniz. Ama bir senedir burada o kadar güzel yönetiyorlar ki bizden daha iyi bakıyorlar. Biz gönül rahatlığıyla bırakıp gidip karı koca baş başa kahve içtiğimiz bir hafta sonu da geçirebiliyoruz. Ama hani onları izlemek de çok keyifli olduğu için böyle bir denge bulduk ve hayatımıza yaşlarına göre uygun spora koyuyoruz. Hatta ben zaman zaman şey yapıyorum, Cemil Hoca'ya gidip aslında şu spora da başlasalar mı, böyle olsa mı diyorum. O da yaşları için nelerin daha uygun olduğunu, bizim her şeye böyle büyük iştahla yaklaşmayıp daha tutarlı bir şekilde çocukları gerçek bir sporcu yapmak için neler yapmamız gerektiğinde de yönlendirme yapıyorlar. Onların izinde ilerliyoruz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zeynep'in gelişiminden bahsediyorduk. Sporun bundaki olumlu etkilerinden bahsediyorduk. Beslenmesini aşağı yukarı anladık. Çok güçlü bir fizik yapısına sahip olduğunu biliyorum. Yaş herhalde grubuna göre de yine evet. Uzun değil mi? Evet. Yani kasları ben Zeynep'i tanıdığım için ve yakından gördüğüm için çok orantılı ve çok hani güzel fizikli bir genç kız yetişiyor diye düşünüyorum. Sen ne diyeceksin? Evet, yani şu anda kendi yaşıtlarına göre gerçekten kas yapısı fazla yani ve uzun boylu, iri bir çocuk. Yani o zaten doğduğundan beri hep öyle oldu. Bebekliğinde de öyle oldu. Şu anda da sporun da verdiği tabii ki esneklik olsun, o kas gücü olsun, sporla beraber daha da güçleniyor. Psikolojik anlamda da, ruhsal anlamda da her şeyi, arkadaşlarınla ortamı, eğlencesi, her şeyi yani şu an psikolojik anlamda da onlar gerçekten onu çok mutlu ediyor. Hani bir maç kazanmak, maça gitmek, onlarla aynı ortamı paylaşmak. Hele ki maçı kazanması, yani beni arıyor, maçı kazandım diyor, kazandık diyor ve çok mutluyum. Yani sesi çok iyi geliyor. Sen aslında en istediği şeyi alsan o kadar mutlu edemezsin evet, herhalde. Evet, yani şu anda çok mutlu. Yani güzel, sporla alakalı. Yani şu anda tam istediğim kıvama geldi aslında. Süper. Peki ben annelere soruyorum genelde. Hepimiz, yani hepiniz daha doğrusu anneler çocuklarını ailenin ve evin en değerli şeyiymiş gibi büyütüyorlar. Üzmemek, her istediğini almak, onun hep istediğini yapmaktan yana hepsinin gönlü bu şekilde. Ama sporda hiç de böyle değil. Yani takıma girdiğiniz zaman her zaman kazanan, her zaman en gözde kişi olmayabiliyorsunuz. Antrenörün bağırdığı ya da ne bileyim zorlandığınız anlar oluyor. Siz bunları nasıl yaşadınız bu süreci? Yani ben aslında senin dediğin gibi, senin anlattığın gibi öyle bir anne olmadım hiçbir zaman. Zeynep'le zaten bu yüzden çok da tartışıyoruz. Yani baba daha çok öyle. Kıyamıyor. Hep böyle onun istediği olsun. O kıvamda ama ben de tam tersi böyle despot bir anneyim yani daha otoriter. Hani hayır o olabilir, benim kafama yatarsa belki olur modundayım. O yüzden Zeynep de hep sen bazen çok kötü bir annesin. Sen benim hiç mi istediğimi yapmıyorsun diye böyle bir kavga ediyoruz. Soru neydi bu arada? Takımdaki arkadaşlarıyla olan uyumu. Yani takımda uyum sağlıyor mu? Çünkü evde böyleyse hani orada nasıl davranıyor acaba? Tam tersi acaba? İşte bizle böyleyken hatta okulda bile ben öğretmenlerinden duyuyorum. Çok iyi, çok saygılı ve çok uyumlu bir çocuk olduğunu. Ve arkadaşlarını da çok sevdiği için arkadaşlarını hiçbir zaman da hani kaybetmek istemiyor, kötü olmak istemiyor. O yüzden onlarla diyaloğu çok iyi. Ve inanılmaz bir diyaloğu var. Yani çok da sevilen bir çocuk. Hatta hep söylüyor, çok esprili. Hani herkes bunu söylüyor. Zeynep çok esprili ve çok komik. Ha, bu arada Zeynep'in
spor dışında da çok sanatsal da yetenekleri var. Öyle mi? Evet. Daha çok böyle oyuncu da hani olmak istiyor. Sesi fena değil. Hatta O Ses Çocuklara katıldı. Bir ara böyle bir adaylara girdi falan. Yani böyle bir tiyatro, okulda tiyatro bölümünde. Yani böyle bu çok tarz... Çok faal bir çocuk o evet, zaman. Evet, çok hareketli işte. Ve yetenekleri de var ve bunu keşfediyor kendi. O şekilde ilerliyor. Biz de onun arkasında oluyoruz, destekliyoruz. Hani olur, olmaz. Hani oturuyoruz, konuşuyoruz, karar veriyoruz. Böyle bir şey yani. Zeynep çok karışık aslında. Peki yani. Kararları kendi mi veriyor yoksa sizinkileri dinliyor mu? Nasıl alıyorsunuz aslında bu kararları? Aslında ben daha çok kendisinin karar vermesini istiyorum. Çünkü öyle yaptığı işte daha çok başarılı olur. Çünkü sevdiği işi yapacak. Hani burada tenis, voleybol, tiyatro, müzik... Ne ister? Ne istiyorsa onu yapsın, hepsinden azar azar yapsın. En azından oradan kendi sonra büyüdüğünde seçer, ondan sonra ona göre hareket eder. Yani ben de onun hani çok abuk sabuk bir şey olmadığı sürece yanında olmaya çalışıyorum, destekliyoruz. Piyano dersi de alıyor şu anda, piyano da çalıyor çok güzel. Çok hoşuma gidiyor, onu izlediğimde gerçekten gözlerim doluyor yani, çok duygulanıyorum. Yani inanılmaz gurur duyuyorum. Çok da güzel çalıyor. Böyle olunca da destekliyoruz yani. Zaten bir anne babanın en güzel, en özel anları diyebiliriz aslında. Çocuğunun bir şeyler başardığını, bir şeyler gördüğünü ve ondaki gelişimi gözleriyle izlediği anlar. Ben şimdi voleybol oynamasına biraz dönmek istiyorum. Zeynep şu anda voleybol oynuyor. Şişli Terakki Lisesi'nde okuyor galiba değil mi? Evet. Çok da güzel bir okulda okuyor. Peki bunu şöyle düşünüyor mu? Yani hepimiz çünkü... Burslu okuduk, üniversitelerde sporla birlikte burslar aldık, yurt dışında okuma imkanları sağladı bize bu voleybol madalyası diyeyim. Bununla alakalı öyle bir düşüncesi var mı? Sizin öyle bir yönlendirmeniz var mı? Yani işte bak sporla birlikte senin eğitim hayatında da böyle kapılar açılır diyor Tabii. muyuz? Şu anda Zeynep 7. sınıfa gidiyor zaten. Seneye TEOG var. Ondan sonra lise zamanında tabii ki bu voleybol bursuyla beraber... Okulu da aynı zamanda okuyabilir diye düşünüyoruz babasıyla beraber. Yani Zeynep de bunu zaten anladığında o spora birazcık daha sıkı sıkı bağlanacaktır aynen herhalde. Aynen öyle, aynen. Peki Zeynep'i tribünden seyrederken, yani biz çünkü bildiğimiz bir işi seyrettiğimizde biraz acımasız oluyoruz. Evet. Yani ben kardeşimi seyrettiğim için biliyorum. Yani onu en haksız ve en sert eleştiren kişi hep ailede ben olmuşumdur, o da voleybolcu olduğu için. Peki Zeynep'le... Senin arandaki o şey nasıl? Eleştiri düzeyi, dozu diyeyim. İşte Zeynep o yüzden benim maçlara çok fazla gelmemi istemiyor. Ben de bildiğim için şimdi öyle bir yorum yapacağım çünkü. Ben de antrenman izliyorum. Direkt söylüyorum zaten şunu şunu yapman gerekiyor diye. O bunu kabul etmek istemiyor. Aslında otursa benimle konuşsa ben onu anlatsam daha iyi olacak ama şu anda onu istemiyor. Görmediğim şeyler üzerine konuşuyor. Hani ben şöyle smaç vurdum, bunu yaptım, ne yapmalıyım diyor bana, soruyor. Yani biraz gizli kapaklı oluyor. Tribünde ben hatta kendim düşündüm, gizli kapaklı gidebilirim aslında, beni görmez. Ama bu sefer de o arkadaşı görür, bir şey olur. Gidemiyorum da maçlarına şu anda ve çok merak ediyorum aslında nasıl oynuyor. Ve devamlı da söylüyorum, geleyim diyorum. Hayır gelme diyor, istemiyorum Nasıl diyor. Nasıl eleştiriyorsan artık maçlarına gitmesini istemiyor. O biraz tenisten de dolayı. Tenis oynarken de çok eleştiriyorduk. Babası da ben de. Ben de bir ara bir dönem tenis oynadım çünkü. Hani tenise de voleybol hemen hemen benziyor yani. O yüzden de çok yorum yaptım ben ona. Bir de şimdi şu anda da voleybolu bildiğim için tabii o herhalde istemiyor. Ne zaman isteyecek bilmiyorum. Bence en kısa zamanda isteyecektir. Özellikle programı seyrettikten sonra hatasını anlayacak olabilir. Zeynep'e buradan söyleyelim. Peki, çalışan bir anne, yani sporcu bir anne, hatta diğer çalışan annelere göre daha da zor bir iş hayatı olan bir anne bana göre. Ben kendim yaptığım için belki öyle düşünüyorum. Peki çalışan bir anne olmanın sence ne gibi zorlukları oldu senin hayatında? Benim hayatımda şöyle bir zorluk oldu. Ben şehir dışında da oynadım, transfer oldum ve hemen hemen neredeyse 4 sezon dışarıdaydım. Zeynep? Zeynep buradaydı, İstanbul'da ama çok çok sık gidip geldim. Bu benim için de zor.
yollarda devamlı süründüm. Ama sonuçta Zeynep için. Aynen öyle yani, kızım için sonuçta. Belki kızım olmasaydı tamamen belki de şehir dışında yaşayabilirdim. Bunu yapabilirdim. Ama tabii ki kızım olduğu için her tatilde onun yanına geldim. O benim yanıma geldi. Böyle bir tabii zorluklar oldu. Peki, zor. Özlemle nasıl başa çıktınız? Yani o bağınız nasıl sağlam durdu? Devamlı tabii telefon görüşmeleri, görüntülü konuşmalar, onlar yapıldı. Tabii ki çok özlüyorsun. Ama sonuçta bu benim mesleğim ve işim. Anladı mı? Anlayışla karşıladı mı? İlk başta biraz sıkıntı yaşadık. Bir sert tepki verdi tabii. Ama ben bunu oturdum anlattım. Bu benim işim ve mesleğim. Bazen böyle de olabiliyor. Yapılacak bir şey yok. Ama şimdi tabii ki bu sene Zeynep için tamamen İstanbul'a geri döndüm. Hani hayatını ona göre düzenledin diyebilir miyiz? Evet. Gerçekten öyle. Şu anda öyle. Olması gerekti. Çünkü 12 yaşında onun yanında olmam gerekiyor bir anne olarak. Sonuçta kız olduğu için daha çok bana ihtiyacı var. O yüzden hani ben tamamen dönmeyi tercih ettim şu anda. Peki bundan sonra gitmen gerekirse yine çünkü tabii. Yani spor hayatı gerçekten ertesi günün nasıl gelişeceğini de bilmediğimiz bir hayat aslında. Zeynep'le mi gitmeyi düşünürsün yoksa Zeynep için yine kendi önceliklerinden vaz mı geçeceksin? Nasıl? Zeynep'le gidemem çünkü Zeynep buradaki arkadaşlarını, buradaki ortamını kesinlikle bırakmak istemiyor. Onu ben ona teklif ettim hatta ama istemiyor. Belki ileride büyüdüğünde anlar ve gelir olabilir. Ama zaten şu anda böyle bir şey yok. Böyle bir seçenek, şu anda, seçenek evet, yok aslında. Şu anda yok. Peki şöyle bir şey dedi mi? Yani özellikle o ayrı kaldığınız dönemde. Anne, evet seni anlıyorum ama ben seninle birlikte olmak istiyorum. Bırak, yani vazgeç. Evet, söyledi. Peki, söyledi. Bunu nasıl çok üstesinden geldiniz? Evet, çok zor bir durumdu. Yani hatta bayağı bir hesap sordu bana. Yani sen neden şehir dışına gidiyorsun? Dedim ya, yani ilk başta hakikaten sert tepki oldu ama ben bunu bayağı bir defalarca onunla konuşmaya çalıştım. Oturdum, anlattım. Sonuçta ben başka bir iş şu anda yapmıyorum ve bu benim işim, mesleğim, yani yapabileceğim şu anda başka bir şey yok. Ve ben bunu 12 yaşımdan beri yapıyorum. Bildiğim bir iş, sevdiğim bir iş. Gerçekten çok seviyorum. Bunu defalarca anlattım ona. Tabii anlamadı en başta ama şu anda artık anladı ve zaten dönünce tamamen şey yaptı. Hala da sen niye bırakmıyorsun diyor voleybolu. Ben de bırakmıyorum çünkü çok seviyorum, yani aşığım gerçekten. Aha. Voleybolu çok seviyorum. Senin de yani sporu sevmen ya da voleybolu sevmen, senin de çok isterim sevmeni bu şekilde benim gibi. Yani aslında bu hikayeden benim ilgimi çeken şey, böyle durumlarda çocuklar tepki olarak genelde spordan, annenin yaptığı meslekten uzak dururlar. Ama Zeynep tam aksine voleybola yaklaşıp voleybol oynamaya çalışmış. Her ne kadar seni özleyip hani o dönemde sana tepki zorluk verdi, da çıkartsa aslında içten içe anneler her zaman kız çocukları için herhalde rol model oluyorlar. Ben kesinlikle. ben öyle diye düşünüyorum. Evet, bence de öyle. O zaman bu rol model dedikten sonra kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra Olimpik Annemizden Tavsiyeler bölümümüzde geri döneceğiz. Kısa bir reklam. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel olimpik annemiz Esra ile beraberiz. Zeynep ile beraber hikayeyi dinledik. Bizi de buradan mutlaka izleyip hem sporcu olan annelerimiz vardır ya da eskiden spor yapmış ama çocuğu doğduktan sonra belki de spor hayatına ara vermiş anneler vardır. Onlara da hem örnek oluyoruz hem de ilham kaynağı oluyorsun sen aslında. Çünkü çok zorlandığını anlattın ama hiç de vazgeçmediğini de anlattın kendi ideallerin için. Bence Zeynep'in gelişiminde de bunların çok büyük katkısı olmuştur. Çünkü senin ne kadar güçlü ve ne kadar
cesur bir anne olduğunu da Zeynep mutlaka, belki şimdi değil ama evet, ileriki günlerde kabul edecektir diye düşünüyorum ben. Peki bizi izleyen diğer annelere, belki de çok genç yaşta anne olmuş ya da şu anda çok zorlanıyordur çocuk bakımında ve çocuğunun gelişiminde, onlara ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsin, neler söyleyebiliriz? Yani zaten hani bir tek çocuk da değil, aslında herkesin, yetişkin insanların bile spor yapması, en basiti yürüyüş bile yapmaları yeter yani. Bu zaten her zaman söyleniyor. Gerçi eskiye göre şimdi çok spor yapan insanlar var ve çok evet, da bilgili herkes. Araştırma yapıyor ve çoğu insan gerçekten çok spor yapıyor. Yani dışarıda olsun ben çok görüyorum. Yürüyüş yapıyor, hatta o şey aletlere doğru, binip hareketler yapıyorlar. Yani yaşlısı, genci, çocuğu, herkes daha çok sporu sevmişler ve daha çok bir bilgililer. Yani bu çok güzel, çok önemli bir şey. Büyük bir hareket gerçekten. O yüzden aslında ailelere de çocuklarının yani mutlaka belli bir yaştan sonra artık hani bu yüzme olur, bale olur, jimnastik olur, hiç yürüyüş fark etmez. Olur. Belki de yani, birlikte parka tabii, götürüp bir yürüyüş de yapabilirler. Tabii ki yani çocuğun kasları için, hareketleri için, yani koordinasyon da dediğimiz şey için bu çok önemli gerçekten. Yani çocuğun kendi ayaklarının üstünde güçlü durabilmesi için zaten hı-hı, güçlü olması, spor yapması gerekiyor. O yüzden herkese, yani sporcu anne baba olsun olmasın, herkesin zaten en başta spor yapması ve çocuklarına da bunu aşılamasını tavsiye ederim yani. Spor gerçekten en başta kendiniz için, yani ben kendimden biliyorum, özgüven oluyor. Ya duruşun çok farklı oluyor. Daha kendine bir güveniyorsun. Daha farklı açılardan bakıyorsun hayata. Yani bence çok güzel bir bakış açısı bu. Herkesin de spor yapmasını isterim. Ve böyle görmek de çok hoşuma gidiyor dışarıda. Zaten böyle gördüğün zaman da büyük ihtimalle ben onu da birazcık konuşmak istiyorum. Şimdi çocuğuna spor yaptıran anneler olarak da siz hep aslında birliktesiniz. İşte onun antrenmanlarında götürüp getirirken. Hı-hı. Sizin de aslında bir sosyal çevreniz oluyor değil mi? Hani sadece evet, spor, sadece Zeynep değil aslında takım arkadaşları tabii, olan kişiler. Senin de onun arkadaşlarının anneleriyle tabii, bir takım arkadaşlığın oluyor değil mi? Tabii, senin yani için de bir özel bir zaman aslında. Evet yani tabii ben onu şu anda çok gerçekleştiremiyorum. Çünkü benim de maçlarım var, deplasmanlarım. Yani çok yoğun tempoda çalıştığım için şu anda antrenmanlarımdan zaten hani çok fazla bulunamıyorum. Ama dediğin gibi daha öncelerinde mesela bu hem spor olsun hem doğum günü partileri olsun, zaten elbet annelerle babalarla bir samimi oluyorsun, bir sosyalleşiyorsun. Bu da güzel bir şey oluyor tabii. Yani değişik insanlar tanıyorsun çünkü sporun dışında. Mesela o insanlar sana farklı bakıyor yani. Hani spor çünkü onlar için hani tamam evet yaşam yapıyorlar ama değil, evet bizim yaşam tarzımız olduğu için onlar böyle aa sen nasıl yapıyorsun, nasıl gidiyorsun, hala nasıl oynayabiliyorsun. Ben mesela onlara otururken gidiyorum antrenman yapıyorum. Ya sende nasıl böyle bir güç var yani, bu enerji nasıl, nereden buluyorsun? Ben de o tempoya alışmışım. Hı hı. Vücudum da onu istiyor gerçekten. Yapmadığım zaman, oturduğum zaman bu sefer garip geliyor. Yani o ortamlar hakikaten güzel yani. Zeynep de bunları yaşıyor. Bence Zeynep de senin sporcu olmanın avantajını da yaşıyordur. Evet. Yani çünkü o kadar çok fazla şanslı çocuk yok. Annesiyle top oynayabilsin, hoplayıp zıplayabilsin, kesinlikle, onunla oyun arkadaşı yapabilsin. Senin evet, spor yapmanın o yüzden Zeynep için de çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum evet, ben. Biz mesela streç yapardık, ısınırdık. Bizle beraber sahada koşardı. Çok küçüktü o zaman. Yani 3 yaşında falandı. Ve inanılmaz böyle bıdır 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 küçük bir şey koşuyor. Ya da biz streç yapıyoruz, işte o da aynı hareketleri yapıyor. Yani çok da komik oluyor, eğlenceli oluyor. Hem senin için hem de Zeynep için evet, aslında çok kaliteli zaman geçirdiğinizi söyleyebiliriz. Kesinlikle. Buradan bizi izleyen annelerimize de örnek olmasını istiyoruz. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi Olimpik Anneler Hareketi Türkiye'de Milli Olimpiyat Komite ve PNG'nin ortaklaşa yürüttüğü bir sivil toplum hareketi. Ve bizim amacımız bütün anneleri çocuklarını spor yaptırmaya teşvik etmek. Çünkü maalesef Türkiye'de sadece 10 çocuktan ikisi düzenli olarak spor yapıyor ve
100 aileden sadece bir tanesi spor yaptırmadan önce araştırma yapıp onları yönlendiriyor, çocuklarını yönlendiriyor. Bu da çok düşük bir sayı. Evet. Hani bizim istediğimiz, bu programla da amaçladığımız, işte senin gibi örnek anneleri, güzel aileleri diyeyim, konuk alarak, onların hikayelerini anlatarak belki de bizi izleyen annelere birazcık da örnek olmak. İnşallah. Zeynep gibi güzel gençler ve nesiller yetiştirebilmek aslında. Senin verdiğin tavsiyeleri ben buradan annelerin duyacağına inanıyorum. Son olarak söylemek istediğin bir şey varsa ekleyelim, yavaş yavaş kapatacağız. Tamam. Öncelikle sana çok teşekkür ederim. Seninle de sonuçta uzun yıllarca milli takımda güzel kamplarımız, maçlarımız oldu. Güzel anılarımız var. Teşekkür ederim bu programa davet ettiğin için beni. Umarım dediğin gibi bütün anneler, babalar bizim bütün bu konuştuklarımızı gerçekten önemli kılarlar yani. Gerçekten spor, spor, spor yani. Başka hiçbir şey diyemiyorum ben. Çünkü benim hayatımda gerçekten çok önemli. Herkesin de böyle önemli olmasını isterim. Yani böyle düşünmesini isterim. Evet, bu güzel mesajla da bence sohbetimizi kapatabiliriz. Çünkü spor, spor, spor diyerek aslında gerekli bütün mesajları da vermiş olduk. Biz bir programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Haftaya yeni bir olimpik annemle yine keyifli bir sohbette sizinle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.